Tamam. Ben Türkiye'li Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın. Yaklaşık 45 gündür mahallemizde doğalgaz döşeme çalışmaları yapılmaktadır. İlk günden bu yana çok şikayetler aldık. Toz içinde kalan evler, penceresini açamayan, kapısını açamayan vatandaşlar. İnşallah bugün itibariyle değerli ve kıymetli Belediye Başkanım Mimar Sayın Kazım Özgan'ın çabalarıyla, talimatlarıyla bugünden itibaren kazılan yerlerimiz hasatlanmaya başlıyor. Bu vesileyle başta Belediye Başkanım Mimar Kazım Özkan'a, şantiye şefim Saycan Saybey'e ve değerli ekibime, mahallem ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyor, saygılar sunuyor, başarılar diliyorum. Daha önce Sayın Belediye Başkanım Kazım Özgan'la gezdik. 32 sokağı yaptık, mucur asfalt döşedik. Yaptık. Kimine ise sahte asfalt, sade asfalt dökerek yol onarımlarını gerçekleştirdik. Şimdi ise yeniden doğalgaz geçmesi sebebiyle yeniden bozuldu. Tahmin ediyorum bir 16-17 sokağımız bu şekilde inşallah yeniden yapılacak ve vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi biz dediğiniz gibi çalışmalarımız zaten yaz kış durmadan sürekli devam ediyor. Yaz mevsimi olduğu için biz genelde bu araları yaylalık bölgelerde geçirmeye çalıştık. Çünkü oralarda havalar soğuyor, kar yağışları oluyor, buna benzer etkenler olduğu için oraları bu yaz döneminde yamasını, asfaltını alalım dedik. Oraları biraz rahatlatabilelim. Ondan sonra Kozan'a inelim dedik. Yukarılarda Kuyubeli, Şerifli, Bostahta, işte Eski Mantaş, Gedikli bölgelerinde bir asfalt çalışmamız oldu. Zaten sosyal medyada da görmüşsünüzdür, sürekli paylaşıyoruz. Oralarda devam ediyorduk fakat Kozan'da da sürekli kazı çalışmaları devam ediyor. Maalesef Kozan altyapı sıkıntısı hala devam ettiği için her yer kazılıyor. Doğalgaz ekipleri kazmış. Şu an Türkeli'deyiz. Sabah üstü sokaktaydık, belediye binası civarı. Oradan buraya geldik. Türkeli mahallesinde burada da bayağı bir sokakta sıkıntı var. Bir muhtarımın da bahsettiği gibi bir 15-16 sokakta kazı çalışmalarımız olmuş. Biz geçen sene birçok sokağa, 30 küsür sokağa mıcır asfalt yapmıştık. Fakat işte aksacı arkadaşlar onları bir yarısını hemen hemen tekrar kazmışlar. Şimdi biz tamiratına girdik. Bugün itibariyle bu Recep Çürüğü'nü oradan başladık. Buradan Remzi Ozarg Okulu'na kadar devam edeceğiz. Ondan sonra sağa sola bölgelere ayrılacağız. Artık şu an için Kozan'dayız. Köyleri biraz bekleteceğiz. Kozan'a indik çünkü Kozan'da çok kazı çalışmaları olduğu için çok şikayet gelmeye başladı. Başkanımız da artık biraz Kozan'a ağırlık verelim dedi. Mecbur oralarda yetişemediğimiz yerler varsa kusura bakmasınlar. Ama oralarda da yine çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Şu an birkaç gün, belki birkaç hafta Kozan'da yama çalışmalarımıza başladık. Devam edeceğiz. Parkede de yine doğalgaz ekipleri ya da elektrik ekipleri, hangisini söyleyeyim, hepsi kazı çalışmaları yaptığı için sadece tabii asfalt olan yerleri kazmıyorlar. Bazı sokaklarda parke olan yerleri de kazıyorlar. Parke ekibimiz de mesela şu an Şevkiye Mahallesi'nde. Onlar da o Şevkiye Camii'nin oradaki sokak da parke tamiratı yapıyor. Geçen haftalarda Sevgican Hastanesi'nin oralardaydık. Oradaki 4 sokağımız vardı. Bilge Sokak ve benzeri. Orada parke çalışmalarımızı bitirdik doğalgazın kazdığı yerlere. Şevki'ye geçtik. Şevkiye Mahallesi bittikten sonra inşallah önümüzdeki hafta içi okullar açılacak biliyorsunuz. Okullar açılmadan işte asfalt ekibi direkt bu bölgeye girdik. İlerisi Remzi Ozarg Köyöğretim Okulu. Önce oranın okulların etrafını başkanımızın da talimatı, okullar açılmadan bitirin şeklinde talimat verdi. Elimizden geldiğince bitirmeye çalışacağız. Kozan Lisesi'nin orada da yine parkede bir sıkıntı var. Orada okul kenarı, servis araçları girip çıkıyor. O parke ekibini de oraya göndereceğiz hafta içi. Orayı da yine okul açılmadan bitireceğiz. Tufanpaşa Mahallesi'ne gireceğiz. Coşkun Sokağımız var. Buraları bitirmeye çalışacağız. Bu şekilde her yere yetişmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda diğer ekiplerimiz de sürekli çalışıyor. Mesela şu an göllerde bir ekibimiz var. Hem kumlama ekibimiz hem paletli makinamız orada. Bir diğer paletli makinamız Ergen Işık Mahalle köyünde bir cisibi
kepçemiz yine o bölgede. Grederimizin bir tanesi, sıkıştırma ekibi hayvan pazarının orada Yarımoğlu mahallesinde hayvan pazarından girdik. Işıklı köyünün girişine kadar mıcır asfaltını dökeceğiz. Yine bir ekibimiz Varsaklar Mahallesi'ndeki orada da Şehit Kubilay İlköğretim Okulu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun etrafındaki yolların mıcır asfaltını yapacağız. Yani dediğim gibi yaz kış demeden sürekli çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde, yoğun bir tempomuz var. Bu tempo içinde her yere yetişmeye çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz oluyor, yetişemediğimiz yerler oluyor. Söylediğimiz gibi kazılan yerler oluyor. Mesela bir kazılan yeri de hemen ertesi gün gelip yapamıyorsun. Minimum bir, en az bir ay beklememiz gerekiyor aslında. Çünkü hemen iki gün sonra gelip yaptığın zaman çökmeler meydana geliyor. Bu sefer araba, yani giriyor araba, asfalt var diye yola giriyor. Bir bakıyor yol çöküyor falan. Yani beklememiz gerekiyor ama çok da bekleyemiyoruz. Vatandaşlarımız tabii oranın hemen yapılmasını istiyor. Çünkü onlar da haklı, onlar da toz oluyor, tozdan duramıyor. Yani bu şekilde elimizden gelen her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bu şekilde yoğun tempo çalışmaya devam ediyoruz.